Böyle bir şalgam falan gönderseydik usta. Şimdi bunu... 5, 4, 3, 2, 1, 0! Uzaya cevap gönderdik. Bunun üstünde çalışmalar yapıyordum. Sonra uzayca ekibi var. İdris Bey geldiler. İşte biz bu işi yapabiliriz, beraber yapalım dediler. Olur dedik. Beraber gönderdik. Güzel bir uygulama oldu. Bunu ilk festival günü denedik. Festival gününde aşırı rüzgar nedeniyle gönderemedik. Erteledik. Uzay günü, Dünya Uzay Günü ayın 12'sinde o gün gönderdik. Gönderdik ve başarılı bir şekilde kebabımız uzaya gitti. Uzaydan da biliyorsunuz bu belli bir noktadan sonra balon patlıyor, düşüyor. Ve o da Payas'tan 8 kilometre denizin ortasına düşüyor. Biz de oraya gidiyoruz. İdris Bey'le beraber, ekibiyle beraber alıyoruz. Kebabımızı balıklar yerken balıkların elinden alıyoruz, kurtarıyoruz, geliyoruz. Yani bir şeyler yapalım. Hep bir şeyler üretmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yani oturmak değil. Yani bir şeyler yapmak istiyorum kendi kendime. Farkındalık olsun. Yani bilmem bugün mesela boru kebabını icat ettim, ne bileyim fabrika kıyması bilmem ne. Yani bu tür şeyleri, etkinlikleri yapmak istiyorum. Yani bu tür daha hep oturup yani hazıra konmak değil, daha güzel şeyler. Yani ileride çocuklarımız böyle güzel şeyler varmış desin. Mesela biz uzaya kebabı yolladık. Uzaylılara, uzaylılar yesin diye. Ama acını sevmiyorlarmış. Şimdi acısını yollamak lazım. E biz de Adanalıyız, acıyı severiz. O yüzden şansına küsecekler. Adana kebabımız, boru kebabımız, Yaşar Bey'in boru kebabı 35 ile 38 kilometre arasında patladı. Paraşütle, GPS'le aşağı indi. Adana'dan 75 kilometre uzaklıktaki dört yolda bulunan denize düştü. Kıyıdan 8 kilometre açıldıktan sonra GPS yardımıyla faydalı yükümüzü bulduk ve teslim ettik. Kutumuzun içeriğinde ilk önce çocuklarımızın isimleri var. Çocuklarımız öncelikli. Sonrasında Türkiye'de, İstanbul'da şu an hayatta olan, yaşayan Suriye'nin ilk ve tek kozmonotu Muhammed Ahmet Faris. Star Wars'un Darth Vader'ı. Ekibimizin ve kişisel fotoğraflar. Dijital çocuklarımızın isimleri uzaya çıkarıldı. Ve en son olarak bilimsel araştırmada kullanılan tohumlarımız.